annesi merak etmiyor muydu? Bugün elbette ki bu buluşmayla biz Kovali Kumpas davasını ya da Gezi davasında yargılanan ve şu an tutuklu bulunan kadın arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın özgürlük ve adalet mücadelesini bir şekilde buluşturmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar sokakları terk etmeyen kadınlar olarak bu iktidara gereken cevabı aslında bu buluşmayla birlikte sağlamış oluyoruz. Evet, onlar bizi bir şekilde itaat eden, biat eden kadınlar olarak görmek istiyor. Ama bizler itaat etmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz ve bedeli ne olursa olsun özgürlük ve eşitlik mücadelemizi bu aşamadan itibaren de geçmişte olduğu gibi de daha da yükseltmenin sözünü vereceğiz. Bu söz evet zor kuruluyor, meşakkatli bir yol istiyor. Çünkü hala cezaevlerinde yargılanan, tutuklu bulunan, esaret altında tutulmaya çalışılan arkadaşlarımız var. Ve biz onlara söz verdik. Söz vermeye de devam edeceğiz ve bu mücadeleyi yükselteceğiz. Özellikle Figen Yüksekdağ şahsında bir söz var. Onu hem başlarken söylemek gerekiyor hem de aslında bu yapacağımız çalışmanın sonuna da geldiğimizde yine o son sözü o şekilde kurmak gerekiyor. Son sözü direnenler söyler. Bu çok anlamlı bir söz. Şu an iktidar bir sona doğru gidiyor. Onun da bir son sözü var. Bizim de bir son sözümüz olacak. O baskı politikasıyla, sömürü düzeniyle aslında özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren, başta kadınlar olmak üzere, halklar olmak üzere, emekçiler olmak üzere aslında onların mücadelesine bir son vermek istiyor. Ama bizler dedik ki, hayır, biz de direnenleriz. Biz bunu kabul etmiyoruz, rıza göstermiyoruz diyoruz. O yönüyle de bu son söz nasıl kuruluyorsa tam da mücadeleyle kuruluyor. Bugün burada kuruluyor aslında son söz. Ve bu son sözün yani bu hikayenin, bu tarihsel her iki davanın da son sözünü bizler kuracağız. Bu ülkede biz kadınlar ve özgürlüğe, eşitliğe inanan herkes birer adım öne çıkar, sözümüzü daha net söylersek bu karanlığı dağıtabiliriz. Buna yürekten inanıyorum. Bu karanlığa teslim olmak hepimiz açısından geleceği olmayan, geleceği yok eden bir sürecin, gidişatın devam etmesi anlamına geliyor. Hepimizin çok konuştuğu, takip ettiği, gördüğü, insanlar umudunu yitiriyor, bu ülkeye dair gelecek hayalleri kuramıyor, başka topraklara gitmek istiyor, geleceğini burada göremiyor. Oysa bunun imkanları fazlasıyla var. Birileri bu imkanları ortadan kaldırıyorsa bize de bunları bulmak, buluşturmak, bir araya getirmek, karşı koymak, direnmek, mücadele etmek ve değiştirmek düşüyor. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu cezaevinde olduğumuz süre içerisinde bizleri siyasi rehin olarak almak istedikleri süre içerisinde hepimiz şunun farkındaydık. Aslında mesele Sebahattin Gülten'in, Figen'in, Selahattin'in, Mine'nin, Can Atalay'ın, Çiğdem'in cezaevinde tutulması değildi. Mesele toplumsal muhalefeti ortadan kaldırmaktı. Asıl dışarıyı teslim almak istiyorlardı. Bu konuda takip edebildiğimiz kadarıyla başta kadınlar olmak üzere toplumsal muhalefet kısmı zayıflıklar yaşasa da teslim olmadı, direniyor ve kadınların bu direnişi, ortak mücadelesi içeride bizlere de güç ve moral verdi. Ben bu vesileyle bu süreçte kadın dayanışmasını, kadın mücadelesini, kadın direnişini güçlendiren bütün kadın arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayat bir bütündür. Bunu bölmeye, parçalamaya hiç gerek yok. Biz demokrasi mücadelesinin de bir bütün olduğunu, hep beraber bunu yürütebilecek güçlü olduğumuzu düşünüyorum.
Bu konularda daha fazla sözü uzatmayacağım. Ben kadınlara güveniyorum, bize güveniyorum, size güveniyorum. Ortak mücadele deneyimi konusunda epeyce yol aldık. Eminim ki bu ülkeyi hem kayyum garabetinden kurtaracak, hem Gezi, Kobani tutsakları başta olmak üzere tüm siyasi tutsakları özgürlüğüne kavuşturacak. Mücadeleyi de birlikte öğreneceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Umutlarım. Gülsüm anne 10 yıldır adalet arıyor. Mahkemelerde sesini duymaya çalışıyoruz. Cezaevinde de olanaklar doğrultusunda duyuyorduk. Halis anne oğlunun cenazesini aldı, onu da hapse attılar. Böylesi bir koşulda yaşıyoruz. Peki bu hak mı? Türkiye halklarına bu layık mı? Hayır, tabii ki değil. Bunu kabul edecek miyiz? Tabii ki değil. O açıdan biz, çocuklarımız genç yaşta toprağa düşmesin, birlikte özgür bir gelecek kuralım diye mücadele ediyoruz. Gezi direnişi ile Kobani direnişi neredeyse aynı döneme denk geldi. Batı'da Gezi, Kürdistan'da Kobani direnişi vardı. Hatırlar arkadaşlar, Gezi direnişinde Medeni katledildiğinde Gezi'den Lice'ye bir köprü kurulmak istenmişti. Ama bu ne yazık ki çoğu zaman sloganda kaldı, çünkü devlet Kürtlerle Türklerin bir arada kalmasını, yan yana mücadele etmesini engellemek istiyor. Kobani davası da, Gezi davası da bir cezalandırma davası aslında. Bunu herkes biliyor, herkes değerlendiriyor. Bunları mutlaka siz de değerlendiriyorsunuz. Çok uzun uzun bu şeyi de ifade etmek istemiyorum ama şunu ifade etmek istiyorum. Yani hala bu ülkede çözülmemiş bir sorun var. Adı Kürt sorunu. Kürt sorunu var olduğu sürece biz bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hem katliamları, hem adaletsizliği, hem hukuksuzluğu, hem yargının siyasallaşmasını, hem de bugün Hakkari'de olduğu gibi kayyum meselesini. Kayyum nedir? Bir soykırım politikasıdır arkadaşlar, adını koyalım. Öyle yok mahkeme kararı verme, işte mahkeme kararı olsa da olmasa da, ya aramızda hukukçular var, benden daha iyi bilirler. Türkiye'de Kürt olup da, demokrat olup da hakkında dava açılmamış bir kişi var mı Allah aşkına ya? Yok, bulamazsınız. Bak ben cezaevinden çıktım, herkes diyor ki aman tekrar cezaevine girme. Bunun garantisi ne? Konuşmayacağız. Konuşacağız efendim. Çünkü biz konuşacağız, konuşarak bu sorunu çözeceğiz. Yani bu süreç bitmiş falan değil, süreç devam ediyor. Bunun Türkiye'li arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Biz Kürtler tabii ki demokrasi ve barış için mücadele ediyoruz, bedel ediyoruz. Bizim bir derdimiz var. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Devlet de derdimizi kimse duymasın diye duvarları örüyor bize. Alıyor, hapsediyor. Dört duvar arasına koyuyor. Ama bizim de işte araçlarımız var. Bugün burada da bulunan kadın arkadaşlarımızla birlikte anlatmamız gerekiyor bunu. Bu yalanı, faşizm kendisini yalan üzerinden ifade eder. Totaliter rejimler kendisini yalan üzerinden ifade eder. Çünkü yalan toplumu korkutmak ve toplumu denetim altına almak, yönetmek için en iyi araçtır. Şimdi o zaman biz hakikati birlikte örmek zorundayız. Başka her gün kadınlar öldürülüyor. Çocuklar katlediliyor. İstismara maruz kalıyor. Ya bir çürüme var. Ben mahkemede de söylemiştim. Ya iktidar tek başına çürüse de çürüsün. Toplumu çürütüyor. Sorun burada. Yaşamı çürütüyor. Şiddet sokaklara indi, eve indi. Hayvanlara şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet, doğaya şiddet, 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 şiddet günlük yaşamımızın bir parçası. Peki bu kaynağını nereden alıyor? İşte savaş politikalarından. Savaş politikaları nedeniyle ya ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik, dincilik bize bu ortamı yarattı. Bütün bunlara karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. Biz daha söyleyecek sözümüz var. Yaşamı yeniden kuracağız. Bize dayatılan bu zulmü, sömürüyü, karamsarlığı, dışarı çıktığından beri herkes umutsuz kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hale getirin. Biz umudu dirilteceğiz ve yaşamı yeniden kuracağız. Evet, sorunlarımız var. Örgütsel sorunlarımız var, kitlesel sorunlarımız var, faşizm var. Var da var. Cezaevi var, zindan var, her şey var. Ama umut da var.
Umut varsa gelecek var. O yüzden umudumuzu diri tutalım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.